Pazarköy'de. Burası zaten tek. Şirince'de şimdi mesela kapalı. Orası da mesela bahar şehirlerinden sipariş ediyor musun? Instagram üzerinden çok soru, sıkıntı, problem. O yüzden uğraşmıyoruz şimdi. Önce hayal etmekle başladık. Zaten işin en önemli belki start verici noktası hayal etmek. Bu benim çok büyük bir hayalimdi. Biraz kızımdan da feyiz alarak, zaten sloganımızda da var her detayında bir öykü gizle diye. Sonrasında Ercan ustamla beraber başladık bunları yapmaya. En önce ağaç ürünlerle başladık. Aslında işin en zor kısmından başladık. Hakikaten çok işçiliği ağır. Çünkü döşemesi var, elde dikişi var, ahşabı da elde kesiliyor gibi gibi. Bunlarla başladık. Tabii ki hepsi çok güzel oldu. Hani harikalar diyarında gibi çok güzel bir görüntü çıktı. Ama tabii ki hem işçiliği ağır hem zamanla yarışmak lazım. Çünkü satmaya başladığınız zaman hani bunun arkasını da getirmeniz lazım. Sonrasında el boyama ürünlerimiz geldi. Onlar da kendi işlerinde çok güzel oyuncaklar. Bir de kompakt ürün dediğimiz yine ahşap, ağaç kesim. Arabalarımız var, atlarımız var, çiftlik tarzı oyuncaklarımız var. Normal oyuncaklardan en büyük farkı bir kere yerli üretim olması. Çünkü biliyorsunuz Amerikalı ve Avrupalı şirketler bir şeyin gerçekten pazarlamasını çok güzel yapıyorlar. Özellikle en önce bir çizgi film çıkarırlar. Arkasından da bunun her şeyini yapar ve satarlar. Bir de işte Çin'den gelen herkesin bildiği daha uygun fiyatlı diyelim. Ama birazcık da hani birazcık değil aslında çok canı çocuk sağlığına zararlı oyuncaklar geliyor gibi gibi. Biz dedik ki neden bizim ülkemizde yapmayalım? Yani neden yapılmıyor? Hani o kadar değerli ustalarımız var, ağacımız var, ahşabımız var. Biz niye yapmıyoruz? Böyle başladı aslında. Çocuklar şaşırıyorlar. Hatta Amerikan lisanslı oyuncakları tercih ediyorlar. Ondan diye bundan istiyorum diyorlar. Çünkü ilk defa görüyorlar. Tasarımından üretimine her şeyiyle bize ait olduğu için bunu kıyaslayabileceği başka bir marka ya da model yok diyelim. Anneler babalar da inanılmaz derecede mutlu. Çocukları bunu tercih ettikleri zaman çünkü biliyorlar ki ahşap çocuk sağlığına herhangi bir şekilde zarar vermeyen. Biraz nostaljik, açıkçası her anlamda ilgiyi, beklentiyi doyuran bir ürün. Renkleri nasıl kullanıyorsunuz? Bunun döşemesini yapan hanımefendi hikayesi var. Nedir? Dolapta. Birazcık da bizim oyuncaklarımız nostaljik oyuncak da olduğu için açtığı zaman... Şöyle. Açayım. Şöyle açtığımız zaman içinde işte yastıkları, battaniyesi. Mutlaka ki önden daha koşan ürünler vardır. Hı hı. Bu elit ürünler, elit grupta dediğimiz ürünler benim favorim çok diyebilirim. Evet. Yani hepsi kendi içinde çok güzel ama istiyoruz o ihtişamı, o detayları bütün ihtişamıyla. Çok fazla detay var üzerinde. Aynabilir, lastikli. Hı hı. Yani nasıl kendi evimizde nasılsa burada da öyle. Yani bu sadece üzerine iliştirilmiş örtüleri. Şuradan, evet.
içi dahi yani öyle hazır bir ayıcık alınıp da üzerine kıyafet dikilen değil, tamamen yine kendinize ait modeller. Bunların her bir kreasyonu bir kere oluyor, ikincisi tekrarlanmıyor. Yatak boyutlarımız için de hani çocuk aldığında da yatağında oynayabilir, yatırabilir.